Sayın milletvekilleri, AKP hükümetleri 14 yıllık uygulamalarını dış politikada dahil olmak üzere kimlik siyaseti üzerinden yürütmüştür. Dünyayı ve hayatı kimlikler üzerinden okumuş ve kurgulamıştır. Hiçbir yurttaşımızı sadece yurttaş olarak algılamamış, görmemiştir. Onun cinsiyetine ve memleketine dikkat etmiş, etnik kimliğini merak etmiş, inancını araştırmıştır. AKP iktidarları ayrıştıran, kutuplaştıran, karşı karşıya gösteren bir siyaset üzerinden varlığını sürdürmeyi temel politik yöntem olarak benimsemiştir. Hükümet bu anlayışıyla yıllardır bürokraside tam bir kıyım gerçekleştirmiştir. Belli inanca ve yaşam şekline dahil olanlar bürokrasiden tasfiye edilmişlerdir. Özellikle de kamu hizmetine ilk girişte AKP iktidarları sözlü sınavları bu politikalarının uygulanmasının temel aracı olarak görmüşlerdir. Sayın milletvekilleri, özellikle sözlü sınavda değerlendirmeye esas olacak kriterler içerisinde birincisi eğitim konularına ilişkin bilgi düzeyi, mevzuat ve içtihat bilgisidir. İkinci kriter mesleki yeterlilik, hukuki meseleleri kavrama, çözme ve ifade yeteneğidir. Bu iki kriterin yazılı sınavda ölçülüp değerlendirilmesi mümkün iken bunların ayrıca sözlü sınav konusu yapılması manidardır, anlamlıdır. Sözlü sınavda üçüncü ölçüt özgüveni, temsil kabiliyetini ve davranışların mesleğe uygunluğunu ölçmektir. Üçüncü kriter budur. Bu hususunda o kısa sözlü sınav süresinde ölçülmesi mümkün değildir. Sayın milletvekilleri, yazılı sınavda başarılı olmasına rağmen sözlü sınava girme imkanı dahi elinden alınan adaylar bakımından sınavını kazandığı, stajını gördüğü, düşünü kurduğu, mesleği edinmesi denetimi mümkün olmayan subjektif değerlendirmelerle yapılacak olan sözlü sınavda siyasal iktidarın etkisinden kurtulamayacak olan sınav komisyonunun keyfiyetine terk edilmektedir. Bu husus yasada açık seçik anlaşılmaktadır. Özetle sözlü sınav bu yasa değişikliğinin yargıyı tarafsız ve bağımsız hale getirme düşüncesiyle değil, tam aksine yargıyı ele geçirme ve söylüyoruz bir kez daha söyleyelim, iktidarın sopasına dönüştürme niyetinin açık ve güçlü bir kanıtıdır. Sayın milletvekilleri, tüm bu gerekçelerle tüzü çürütme yasasını reddediyoruz, karşı çıkıyoruz, saygılar sunuyorum.